Çok ilginç, kupanın içinde bir iyilik yap kendine yazıyor. Evet. Konu neydi? Çok enteresan. Bak. Bak, bak. Bak hele. Burada bir illuminati. İlluminati. Bir önceki konuştuğumuz videodaki konuyla beraber başlamak istiyorum. Şu büyük sistemlerin karşısında kendini aciz ve yalnız hisseden insan, o aziyetinin tümünü gidermek için en iyi ve en hızlı yaptığı şeylerden bir tanesini konuşmak istiyorum. O da iyilikmiş gibi görünüyor. İnsanların büyük bir bölümünü temel motivasyonlarını hallettikten sonra, yeme içme barınmada temel standartları hallettikten sonra kendilerinin dünyada var olduklarını hem kendilerine hem dış dünyaya anlatabilmenin en güzel kurallarından bir tanesinin iyi olan bir şeye destek olmak ya da kendisi iyi bir şey üretmekle ilgiliymiş gibi görünüyor bu dönemde. Dış dünyada bunu akıl edebilen, büyük sistemlerin içerisinde kaybolmamış hemen her bireyin gerçekten tuhaf bir şekilde bu konuya bir yakınlığı ve yatkınlığı var. Bu elbette işte ekonomik problemlerini halletme yaşı 40'lı yaşlar civarı gibi oluyor. 40'lı yaşlar civarında ya ekonomik kaygılardan sıyrılmış oluyorlar ya da sıyrılamasalar bile bundan hiç sıyrılamayacaklarını fark ediyorlar. Yani bu sistemin aynı döngüyle döndüğünü ve hemen herkesle aynı çukurun içerisinde olduğunu fark ediyor. Böyle gelmiş, böyle gider. Böyle gelmiş, böyle gider ve bunun pratikte başka bir çözümü olamayacağını fark ediyor ve gerçekten içsel olarak şey dürtüsünü istiyor. Yani ben bu dünyada bir şey yaptığımı bilmek istiyorum, egosunu tatmin etmek istiyor. Çünkü benlik öyle oluşuyor. Yani beni senden, seni benden ayıran şey kendimiz içinde, dıştan birbirimizi gördüğümüz yer içinde dünyadaki yapabildiğim beceri. Ya bunun karşılığında bir şirket kuracaksın, işte bir ürün yapacaksın, bir şeyi birleştireceksin, bir şey üreteceksin. Ki eğer Steve Jobs falan değilsen, dünyayı değiştirecek hani o unique, nadir insanlardan değilsen bunun bile tatmin seviyesi sınırlı. Ya da gerçekten çok büyük iyileştirici ve çok büyük tatmin ve hiç rakipsiz olan şey iyilik yapacaksın. Şimdi o iyilik yapma dürtüsü yani gerçekten fayda organize etme. Bir başka insana ya da bir başka canlıya düzgün bir şekilde bir fayda organize edebiliyorsan, hani bunu örgütleyebiliyorsan, yapabiliyorsan, bunun içinde yer alabiliyorsan, bunun için bir taş taşıyorsan, çok basit ya da çok komplike bir şey yapıyorsan, benlik duygun tuhaf bir şekilde tatmin oluyor. Biz bunu haftalar öncesinde, bu arada neredeyse 80. programa geliyoruz, haftalar öncesinde iyilik yapmak zorundasın diye bir programda konuştuk buradaki hikayeyi. Şimdi biz bunu ticari bir yapı olarak, biz bir yandan bir ayağımız ticari bir yapı ama bir yandan da kamu faydası için çok çaba sarf eden bir kurumuz, yapıyız. Kamu faydası sarf ettiğimiz taraf bilimsel içeriklerin toplumsal olarak anlaşılır seviyeye getirmeyle alakalı ciddi, hiç para kazanmadan içerik üretip insanlara verdiğimiz bir bölüm var, yayınladığımız bir bölüm var. Bir taraftan da bir eğitim kurumu olarak eğitim içerikleri oluşturuyor, şirketler vesairelerde de satıyoruz. Ama biz bu ticari yapının içinde de bu faydayı nasıl oluşturabilirizle alakalı, yani bizim içimizde de büyük bir motivasyon var aynı gerekçeyle. Hatta sistemler oluşturmaya çalışıyoruz. Daha sonra da o sistemlerden birazcık bahsederiz. Çünkü o sistemler yani hani konuştuğumuz, görüştüğümüz, hep beraber olduğumuza inandığımız insanlarla beraberken anlamlı. Yani o insanlarla beraber sohbetini yaparız. Ama şu iyilik meselesini bir kez daha bu büyük sistemlerin karşısındaki kendini yalnız hisseden insan hikayesi içerisinde konuşmak lazım. Niye iyilik bu kadar iyileştirici geliyor bize? Şimdi daha evvelki bölümde biraz detaylı anlattım diye hatırlıyorum. O bölümü henüz kontrol etmedim ama tekrar dönüp izlemedim yani ama hep anlata geldiğim, benim bu arada beyinle ilgili bir şeyler anlatmaya başladığımda yeryüzü doktorlarının benden istediği bir sunum için ilk hazırladığım sunumlardan biriydi. İyilik neden bize iyi gelir diye bir sunumdu o. Şimdi oradaki temel mesele, bir daha burada hızlı özetleyeyim, sosyal olarak yaşamak zorunda olan tüm canlılar karşılıklı fayda ya da işte biyolojik adı reciprocal altruizm diye bir şey gösterirler. O da şudur, bir tekil organizmalar aslına bakarsan en mantıklısı bireysel olarak son derece bencil davranırlarsa en fazla kaynağı alırlar, en fazla başarı ve üreme şansı da öyle elde ederler gibi gözüküyor ama birbirine muhtaç canlılardan oluşan bir popülasyonda bu sıkıntı çıkaran bir şey. Çünkü sadece güçlü olanlar diğerlerinin yaşamasını azaltacağı için ve popülasyon sayısı, bireylerin sayısı bu dengesizlikten dolayı azaldığında o canlı türünün tamamı tehlikeye gireceği için milyonlarca yıllık süreçte son derece akıllıca bir sonuçla karşı karşıyayız. Sosyal yaşayan canlılar birbirine yardımlaşma güdüsüyle doğuyorlar. Yani bizim içimizde böyle bir artık devre var milyonlarca yıllık sınanmadan sonra. Nedir o devre? Birisinin herhangi bir ihtiyacını karşıladığımızda, herhangi bir geri dönüş beklemeden ona bir iyilik yaptığımızda
Bizim beynimizde işte bu ödül müdür sistemleri bir coşuyor, bir şeyler oluyor. Niye böyle diye geriye dönüp baktığında işte maymunlar da benim sırtımı kaşı, ben senin sırtını kaşıyım şeklinde özetlenen bir prensibin aynen işlediğini görüyorsun. Yani dünya adil bir yer değil. Bu adaletsizlik yarın öbür gün benim de başıma gelecektir, gelebilir. Yani bu çok ortalama bir şey. Ben de fazlayken şu anda paylaşayım ki adaletsiz dünyanın gelecekteki bana taşıyacaklarında da biri bana aynı döngüyü yapabilsin. Bu mesela mu? O, bu bir çıkar ilişkisi çünkü bu, ama aynı zamanda. Yani. Bu ama düşünülerek yapılan bir şey değil. Şimdi iyilik yapmanın soylu bir şey olduğunu düşünürüz ya, değildir. Biyolojik bir mecburiyettir. Bir kere onu tekrar hatırlatarak başlayayım. Yani iyilik yapmak zaten varsayılan olarak ayarlarda mevcut bir şeydir. Daha evvelki programda verdiğim örneği tekrar vereyim. Belki duymayan vardıysa en kolay anlaşılan kısmı bu. Evde kendi başınıza yemek yiyeceğiniz zaman öyle çok mükellef etli butlu yemekler yapmazsınız. Ya da böyle işte hünkâr beğendi bilmem ne falan gibi müştemilatlı bir yemek yapıyorsanız muhakkak masanızda birileri olması gerekir. Ya ailecek yiyeceksinizdir ya dostlarınızı çağırırsınız. Bu bize doğal gelir. Şundan dolayı rasyonel mantığımızda ki o kadar emek veriyoruz ne gerek var birileriyle paylaşalım. Ama aslında sistem böyle yürümüyor. Maymunlar mesela şempanzeler küçük maymunları da avlıyorlar. Yemişleri meyveleri tek başlarına yiyebiliyorlar ormanda bulduklarında. Ama eğer küçük maymunu avlayan bir şempanze bunu klana kabileye getirmezse ve bölüştürmezse ağır ceza yiyor. Çünkü böyle bir sistem oluşmuş o hayvanların arasında. Gayet yani o maymunu avlayan oturup o maymunu yiyebilir de. Fakat kabileye getirme şeklinde bir sosyal düzen olduğu için biri avlanamazsa öbürünün avlandığından pay alarak o et ihtiyaçlarını, protein ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar ve bu ekibin tamamı için faydalı bir durum. Bizde de aynı güdü var. Avcılıktan, avcılık toplayıcılıktan gelen bir hikaye. Biz böyle İşte özellikle etli butlu yemekler dediğimiz hani müştemilatlı yemeklerde muhakkak yanımıza adam ararız. Şimdi bu hani ya ben sofraya sürekli birilerini isterim böyle övünülecek bir şey değil bu. Bu zaten default'ta olan bir şey. İşte aa adama bak falanca iyilik etmiş. Edecek tabii yani bizim sosyal yapımızın dokumuzun mecburen içinde olan bir şey. Bugünkü sorun şu. Sistemin karşısındaki küçük insan dedik ya büyük sistemlerin karşısındaki. Bize birçok şeyi unutturduğu gibi bu tip özelliklerimizi de unutturuyor bugünün modellenmiş sistemi. Mesela kapitalizmin tüketim kültürüne temel olarak baktığında al al götür buzdolabını doldur ama cebinde bozuk para bulama dilenciye verecek. Hani o da yapsın, o da çalışsın falan filan gibi böyle bir tuhaf bir hale itiyor bizi. Halbuki yani bu sistemin... Ya da şöyle düşünmeye itiyor, çok özür dilerim. Çalışmadığı, tembel olduğu, işte bu konuyla alakalı aynen. Düzgün zamanda emek harcamadığı için o fakir. Ben eşek gibi çalıştım o yüzden zenginim gibi düşünmeyle itiyor. Halbuki gerçekten böyle değil. Ya da en azından tüm araştırma verileri bunun böyle olmadığını söylüyor. Öyle yani değil. Dünya kere... adil bir yer değil. Tabii ve ki. Bu adaletsizliği nasıl, nereye, ne biçimde dağılacağı da belli de değil. Hiç belli değil. Zaten işte birbirimizi tanımamız, görüşmemiz, konuşmamız, bu sosyal adalet sistemlerini kurgulamamız bir şekilde eşitliği sağlamaya ya da fırsat eşitliğini sağlamaya çalışma çabalarımız yani sırf böyle çok melek olduğumuzdan değil yani insan popülasyonunun hayrına olan yol bu ve başka bir yolu yok olduğu için. Sinan Çetin'le bunu neredeyse sabahlayacak kadar tartışmıştık. O biliyorsun Plato Yayın Evi ile özellikle Ayn Rand'ın falan kitaplarını çevirerek bir dönem gerçekten Türkiye'de liberal düşüncenin oluşmasında ciddi bir kendisi de farkında değil ama ciddi bir katkı sağladı. Mesela o da mesela hızlı kapitalist ve liberal düşünür. Ve bu konuda gerçekten mesela iki Sinan olarak ciddi görüş ayrılıklarımız var. Tabii sonra orta yolu bulduk falan ama yani ona mesela anlatmakta zorlandığım şey o bireysel olarak evet çalışan kazansın, evet güzel hani gözümüz yok Allah daha çok versin falan dediğimiz jargon var ya ama öbür taraftan o birikim bir süre sonra o insana eziyet vermeye başlıyor. Sorun bu. Yani o mal mülk bilmem ne o dağıtma kanalları çalışmadığında hemen yanı başında birisi aç olduğunda ben bunu özellikle Kanyon AVM'nin arka tarafındaki mahallelerle kanyon arasındaki ilişkide gördüm İstanbul'da mesela. O böyle havalı yerlerin zor diye arkasında bildiğin bir hani gecekondu yaşamı sürebiliyor. Ya bu kadar dengesizliklerin yoğun olarak bir arada bulunduğu bir şey sürdürülebilir değildir zaten. Bu yapay yapıştırma bir şeydir. Azerbaycan'da gidenler Bakü'de görmüşlerdir. Altı tekerlekli hamurlarla o yürüyen tabut denen ladalar aynı yolda gidiyor. Ana caddenin dışına çık, orası Etiyopya gibi ana cadde sırf havaalanından gelenler güzel görsün diye cafcaflı bir şekilde yapılmış. Şimdi bu doğal olmayan bir şey. İşte bir tarafta fazla mal birikimi, bir tarafta bilmem ne insanlık tarihinde o yüzden hep sorun çıkarmış. İyilik burada yani anlamamız gereken temel şey, insanın fabrika ayarlarının göbeğinde olan bir şey. İyilik yapmak zorundayız bir önceki bölümde de dediğimiz gibi. Bu
birilerine yaptığımız bir kıyak ya da insanüstü bir davranış, soylu böyle efendim aristokrat falan bir tavır değil yani. Bu yapmak zorundayız. Yapmadığımız zaman acısını biz ve içinde yaşadığımız toplum çekeceği için yapmak zorundayız. Gelelim şeye, şeyi de var. Bölüp araya bir şey gireyim. Ha, tabii. Bir şey merak ediyorum. Bir şey. Ben dağıtma riskim var konuyu çünkü. Dallanma yerleri var. Benim de kafamda bir yürüdüğüm harita var. Oradan bir iki soru sormak istiyorum. Şimdi ilkel komünel yaşam dönemi, 150 kişilik kabileler yaşıyoruz. Milattan önce 10 bin, 15 bin hani o dönemin içerisinde. Orada doğası gereği evrimsel olarak en güçlü kalanın kaldığı ve 150 kişilik gruplarla devam ettiği bir yapı. Fakat öyle bir o şey... O şeyi bir düzelteyim. En güçlü hiçbir zaman evrimde hayatta kalmıyor. En uygun olan hayatta kalıyor. Haklısın. En uygun olanı. Yani koşullara en uygun olanın ayakta kaldığı bir sistematik. Şimdi bu yapı tarımla, tahılla ya da bir şekilde bir şeyler gelişiyor. Asıl gelişme bu arada çok kritik bir şeydi. Bu kapitalizmin oluşma süreci içerisinde de bir şeye sahip olabileceğini zannetme fikri geliyor. Yani bu bir fikir aslında. Bu arada evet. bunu öğrendiğimde çok şaşırtıcıydı bu arada. Biz bir şeye sahip olabileceğimizin fikrini öğrendik ya, yani bu fikre iknayız. Para gibi ya, para bir fikir ya. Bu o kadar tuhaf ve rahatsız edici bir durum ki, ya da insanı böyle tüyleri diken diken eden bir şey. Bunu da kırıyorsun ve birdenbire bize en büyük fayda, yani Homo sapiens sapiens olarak en büyük fayda, daha kalabalıklaşabildiğimiz ortam doğuyor. Yani eskiden o 150-200 kişilik gruplar ve yaygın durmak zorunda olan insanlar aynı şehrin içerisinde milattan önce 11. yüzyılda falan 3-4 milyonluk şehir kuracak kadar, Roma öyleymiş. Şeyde tarihinde yanılıyor olabilir ama o dönemlerde o kadar kalabalıklaşabiliyoruz. Niye yüzünden? Tarım yüzünden ya da işte belli sistemlere uyum sağlama yüzünden. Bu kalabalıklaşmadaki ana formül de eskiden o doğadaki sisteme uyum sağlayamayacak olan gruplar da artık tölere ediliyor ve o tolerasyon içerisinde sistemin içinde yer alıyor. Bu evrimin çeşitliliği içeride tutmakla alakalı bir çabası olabilir diye virgül diyelim. Ama aslında o içeride tuttuğumuz grupların birçoğu da yardıma ihtiyacı olan gruplara dönüşüyor bir yandan da. Yardım, iyilik gibi kavramlar böyle pozisyonlanan... Artık da bir şekil değiştirmeye başlıyor. Yani mecbur sosyal ve ittirilmesi, sürdürülmesi gereken zorunluluklara dönüşüyor orada. Çünkü aksi takdirde anarşi çıkacak abi. Dibindeki adam aç. Yani aynı evet. mekanda yaşıyorsun. Evet. Adana şehir dediğin bir komünitedesin. Ve yani bu kaçınılmaz bir şekilde bunun işte organize edilmesi gerekiyor. Devlet, hukuk bilmem ne zaten işte bunun üzerine kuruluyor bu mülkiyet. Ama az önce söylediğin şey çok enteresan. Bizim Açık Beyin'de yeni yayınlanacak ya da yayınlanmış yazılardan bir tanesinde Amazon, işte Güney Amerika civarında yaşayan bir kabilenin dilinde mesela bir, iki ve çok diye sözcük dışında sayı sayma sözcüğü yok. Ve bu adamların hayatında enteresan bir şey var. Mülkiyet yok. Yani o şeyde var ya... Neydi o? John Lennon'un şarkısının Imagine'da no possession falan işte insanların bir şeye sahip olmadığı bir duruma ayrılıyor. Ve bu gerçekten önceden böyleymiş gibi. Sayı saymaya başlamamız bile benim 15 tane koyunum var diyebilmek için gibi duruyor. Onun için sayı saymaya ihtiyaç duymuşuz ve o benim dediğin andan itibaren benim onun değil ayrımı başlıyor. Ya bu o kadar tuhaf bir durum ki, yani bunu sezdiğinde, şu sahip olma hikayesinin mantığını sezdiğinde çok değişik bir şey oluyor. Mesela tavuk yiyorsun ya da balık yiyorsun ya da et yiyorsun şeyle alakalı. Ve çok rahatlıkla bir canlının işte kıçından bir parçayı koparıyor, yiyor, karnında doydu diyor, yarısını da atıyorsun. O gayet duygulanan, kendi organizasyonel sosyal yapısı olan bilmem ne bir canlı ve sonra canlının yarısını, bedensel varlığını öldürdüğünü ve onu kaldırdığını yarısını atabiliyorsun. Ve bununla alakalı duygusal hiçbir milimetre bile bir şey yaşamıyorsun. Bunu demenin tek bir nedeni senin onun sahibi olduğunu zannetme hali. Ve bu zannetme hali organizmamızda yok bizim. Yani hani bu senin de söylediğin öğrendiğimiz bir şey. Öğrendiğimiz bir şey ya da geliştirdiğimiz bir fikir. Bizim ona sahip olduğumuz aynısı sebzeler için de geçerli. Aynısı doğanın tümü için de geçerli. Bu çok tuhaf bir döngü ya. Yani hani İşte egoistik bakış açısı dediğimiz o. Ekolojik bakış açısından kopup da egoistik bakış açısına dönünce insan bir piramidin tepesinde. Evet, hepsi evet, bizim elimizde. Evet, evet. Hepsi bizim. Hepsi bizim için. Mesela dini söylemler de çarpıtılarak yapılan bütün yorumlarında aynı şeye varırlar. Çünkü insan kendi kibirini besliyor. İnsan hani düşünen, yapan, yaratan bir varlık ya. Diyor o zaman tanrısal bir tarafı var. Tanrı ne? Bütün varlıklar işte Tanrı'ya tabi. Öyle anlıyor Tanrı'yı da. Çünkü Tanrı'yı da kendisi gibi zannediyor. Yani insanın kibri bu arada çok enteresandır. Her kültür Tanrısını kendisi gibi hayal edecek kadar kibirlidir. Yani kendisinin abartılmış bir versiyonunu Tanrı edinir. Yunanlara bak işte sayıyı arttırmışlar biraz. Onlar daha bonkör davranmışlar. Ve neticede hani bu çokluğun içerisinde bile aslında fikir temelde aynı. Tanrı gibi olduğumuz için
aşağıda kalan şeylerin de tanrısı biziz. Dolayısıyla onlara istediğimiz gibi hükmedebiliriz, istediğimiz gibi tasarruf edebiliriz vesaire gibi bir bakış var. Fitnenin başı bu. Yani esas sorunun başı bu. Hakikaten o pozisyon, sahip olma dediğimiz mesele ciddi olarak üzerinde konuşmamız gereken bir şey. Ya kefenin cebi yok denen bir memlekette bu inanca sahip olan insanların ev al, araba al, banka yapar, bununla uğraşıyor olması gerçekten akıllıca bir şey değil. Hani dini inanç doğrulaması ya da sınaması gibi bir şeyden bahsetmiyorum ama söylemle eylem arasında o kadar büyük bir uçurum var ki. Ya bu dünyadan gideceksin abi. Bunu bilen tek canlı sensin. Ve o sahip olduğum benim dediğin şeyin yarattığı şok dalgasını görmeden ölüp gideceksin. Esas problem o. Yani halbuki salabilsek biraz daha, şimdilik bende, şimdilik emaneten duruyor. Evet. Yani şunu mesela diyelim bankada bilmem kaç milyon lira paran var. Bu para benim bir söylem. Bu para emaneten şu anda bende duruyor, bir başka söylem. Emaneten sende olan parayı ne yaparsın? Dikkatlice yerine harcarsın değil mi? Yani öbür türlüsünde benim abi. Arzuları doymayan bir insan. Yat aldım, Mars'ta ilk yolcu ben olayım, bilmem ne yapayım. Yapayım çünkü yapabiliyorum'a doğru gidiyorsun. Ama ya keşke Mars'a ilk yolcu ben olsam, yine bu inovasyon barındırıyor içerisinde. Yani çok daha hiç içerik olarak bir varlığı olmayan bir şeyle ilgili harcıyoruz ya çoğunlukla. Yani tabii tabii. Eksik benliği tamamlamak için işte statüsü yüksek olan marka yatırımı yapıyoruz herhangi bir şeyle alakalı. O bize bir teknolojik bir şey verdiği için değil, işte bir çantaya işte 100 lira, 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira verebilir ayarda. 100 bin lira veriyor olma halin. Benlik tamamlama çabası. Tabii. Yani kendi benliğinin eksikliği. Evet. Beni tamamlıyor işte, evet, canım, evet. Yani beni çok iyi ifade ediyor o marka falan gibi bir durum oluyor. Ya burada yani hani şeyi de anlatmak istiyorum bir miktar bu sohbetin. Tam yalnız için. Komüniste döndük, bakar mısın? Servet düşmanı, servet düşmanı hareketi. Ya şu sahip olamadığını, yani hiçbir şeye sahip olamayacağımızı fark etmek, gerçekten emanet olduğunu, yani dış ilişkilerimizde bir sürü nesne, para, değer ya da bu tarz şeylerle alakalı ilişkimizin hepsinin geçici ve emanete dayalı olduğunu bilme, dünyayla ilişkiyi insanları çok sadeleştiren, çok güzelleştiren bir şey. Şeyi anlıyorum, yani daha çok şeyi değiştirme isteği vesaire, bunlara motive eden yani ana kaynakta bir şey. Çünkü geri kalanı sadece sistem şunun olmasını istiyor yani. Sen hızlı bir şekilde kendine ev kur, sonra o evin hemen hepsini çöpe at, sonra tekrar ev kur, tekrar çöpe at gibi. Aslında hiçbir şey yapmadan standart döngünün içerisinde kaldığın bir halde olmanı istiyor kapital ekonomik sistem. Yani üretilen ve tüketilen yapının içerisindeki o aktarım hareketinde kalmanı istiyor. Yani genel yapısı böyle. Şeyleri hesaplıyor biliyorsunuz. Yani insanlar işte evlenirken işte 100 bin liralık bir yatırım yaparak evleniyorlar. 6. yılı içerisinde boşanıyor bunların %55'i. Boşandıktan sonra o mal dağılıyor ve değersiz dağılıyor. Değerinin 4'te 1'ine, 5'te 1'ine düşerek dağılıyor. Sonra bunlar 2 yıl içerisinde tekrar evleniyorlar. Tekrar evlendiğinde tekrar 100'er bin liralık yatırım daha yapıyorlar. Ve döngüsünü kullanıyor. Yani çeyiz döngüsünü, ev doldurma döngüsünü bilmem ne. Ana ekonomi böyle oluşuyor biliyorsun. Yani hani bu arada milyonlarca insan evleniyor. Biliyorum. Benim babam kuyumcu abi, nasıl bilmem. Yani gerçekten evet. Şeyde. Düğün alışverişi diye bir fenomen var. Yani. Evet yani. Damat adayını 50 yıl altından kalkamayacağı borca sokma yarışmasına verilen isim. Düğün alışverişi. Ya ben açık beyinde şey gibi adamlarla karşılaşıyorum çok fazla. Yani açık beyinde takipçileri, yorumcuları vesaire. Hani bu döngüde kafayı açmış. Hani bu döngüden bir çıkmış hani şey zaten insanlarla. Yani normal adam bizi bulmaz ki abi. Bize gelen adam böyle bir sorun yaşamış. Evet yani hani bu birden aymış, ne oluyor lan yani hani bu evet yani bir doldur boşaltın içerisinde devamlı biz böyle bir salınımda duruyoruz yani bir yerden alıyor bir yere veriyoruz salınımında. Bundan çıkınca dünya çok ucuz ya da çok zengin ya da çok bambaşka bir yere dönüşebiliyor gerçekten. Açık beyin olarak bunu sezdiğimiz için taşın altında elini koyduğumuz bölümünü birazcık paylaşmak istiyorum hani bu tarafıyla. Biz içeride bir sürü yaratıcı fikir konuşuyoruz, projeler konuşuyoruz, geliştirmeleri konuşuyoruz vesaireyi fark ederken bir de şunu fark ettik ki bizim YouTube kanalından da fark ediyorsunuz, anlıyorsunuz. Ya biz Türkiye'de bir sürü çocuk, adam, kadın, insan muhteşem zengin içeriklerde bir şeyler yapıyorlar, projeler gelişiyorlar, sosyal sorumluluk projeleri yapıyorlar. Biz bu sosyal sorumluluk projelerine ne tür bir fayda veririzle alakalı bir çabamız var, bir çalışmamız var. Geçen seferlerde bir program içerisinde küçücük çıtlamıştık ama artık bunu profesyonel hale getiriyoruz arka tarafta. Web sitemizin içeriklerini falan da buna göre hazırlıyoruz. Sosyal sorumluluk projesi olarak çalıştığınız, üzerine emek sarf ettiğiniz proje değil, üzerinde yürüdüğünüz bir işiniz varsa tanıtımdan proje geliştirmeye verebileceğimiz her tür katkı için
Açık çekle söylüyorum bu arada, evet. Yani bir şeyde. Biz altyapı olarak buna hazırlık yapıyoruz. Buraları desteklememiz gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir ekonomik bir şey yok. Yani tamamen bir kamu faydası üretmek üzerine yaptığımız bir şey. O yüzden bize başvurabilir ve gelebilirsiniz bu konuyla alakalı. Gayet profesyonelce karşılayıp ilgilenip içerikle alakalı ne fayda sağlayabiliyorsak, tanıtımdan, içerik oluşturmadan, projelendirmeye kadar ne fayda sağlayabiliyorsak sağlamaya çalışacağız. Ama koşul şu, benim bir fikrim var değil. Yürüyen iş. Evet, yani biz şunu yapıyoruz ve hani bu konuda bu yaptığımız şeyi hadi gel büyütelim, hadi gel neler yapabiliyoruz ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri de olabilir, sosyal girişim projeleri de olabilir, her türlü yapıya destek vermekle alakalı bir planımız var. Biz de iyilik tarafını hani böyle pozisyonlayalım istiyoruz. Ama şey ne güzeldi, geçen bir toplantıda bir evet. Arkadaşımız mesela, yani ticari bir toplantı yapıyorduk. O toplantıda işte bizim şirketin yaptığı işleri anlatırken falan bu sosyal sorumluluk işleri gündeme geldi. Arkadaşımızın sorduğu soru çok manidardı, benim çok hoşuma gitti. Dedi ki yani her şeyi anladım, eğitimler, beyin, sinir, bilim hepsi güzel de abi sosyal sorumluluk olayı ne ayak dedi, yani ne alakası var. Şimdi gerçekten bakınca tuhaf ve o sorunun sorulması gerçekten yanlış. Çünkü düşünüyoruz lan biz niye böyle bir şey yapıyoruz. Çünkü insanın fabrika ayarları dediğin meseleyle bu kadar işli dışlı olduğunda fark ettiğim bir şey var. Mesela bir sürü psikolojik araştırma işte mutluluk nasıl oluyor insanlarda falan diye baktığı zaman özellikle ileriki yaşlarda tatmin dolu bir hayat yaşadığını iddia eden insanların geriye dönük hatırladıklarına bakıyorsun. Abi hiç kimse edindiği, satın aldığı, benim dediği bir şeyden mutlu değil. Deneyimden mutlu herkes. Aynen öyle. Yani mesela paranız olunca benim çocuklarıma da söylüyorum ya 3 kuruş paran olursa tak çantanı gazla bir yere git. Yeni bir yer gör, yeni insan tanı. Bilmem yok bilgisayar aldım, bilgisayarıma RAM aldım, bilmem ne oyunu yükledim. Bu oyunun bile aslında bizi mutlu eden bir tarafı varsa deneyim tarafı. Bir sözü o da zaten bayıyor ama senin olduğu için değil, deneyimlediğin için. Sokağa çıktığında endişesiz, senin gibi düşünen, sokakta kaygısız bir şekilde yaşayan bir insan olmak istiyorsan bu sokaktaki insanların tümünü en az senin kadar ekonomik ve zihinsel ve eğitim seviyesinde seninle aynı seviyeye çıkartman lazım. Eğer birlikte olursak, sokakta endişesiz, evinde endişesiz, biri soyar mı, zarar verir mi, çalar mı kaygısı duymayız. Bu eşleşme için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu o suların dengelenmesiyle alakalı bir hikaye. Dengesiz bir sistemi, dengesiz bir toplum hiçbir şekilde ayakta kalmıyor ya da duru bir şekilde durmuyor. Birleşik kaplar usulü dediğimiz bir şey vardı. Evet, yani. Aynen öyle. Bunu dengelemeye ihtiyacımız var. Yani elimizdeki bilgiyi, verebildiğimizi, paylaşabildiğimizi, zamanımızı, emeğimizi ya da konsantrasyonumuzu verip bir tür eşleşmeye ihtiyacımız var ki toplumsal olarak dengeli, içinde huzurlu hissettiğimiz bir yapıyla olalım. Ve biz ancak bizken değerliyiz. Bu biz kelimesini de hiçbir şekilde bir şeyle almayalım, politik bir yapıyla almayalım. Biz bizken değerliyiz'i dünyadan tutun. Hani evrende başka nerede insan var? Varsa hepsi ya. Biz bizken değerliyiz gerçekten. Biz olarak hareket ettiğimizde dengeli ve değerliyiz. Yoksa hep içimize gömülü endişe ve korkularla yaşadığımız bir dünya organize etmek zorundayız. Bu arada şunu da eklemem lazım. Böyle bir işte ya sosyal sorumluluk projeleri neler yapılıyor, iyiliğe destek verelim demek için açık beyin ya da efendim Mustafa Can ya da Sinan Canan olmanıza gerek yok. Yanınızda görenizde böyle işler giderken senin için ne yapabilirim sorusu çok iyi bir başlangıç. Biz aslında bunu soruyoruz insanlara. Evet, yani aynen öyle. Senin yaptığın işi sevdik, senin için ne yapabiliriz? Bizim sorduğumuz soru bu. Bana derlerse ki işte 10 milyon dolar lazım, ben derim o akşam bunun için dua ederim. Yani o kısımda bir şey yapamam ama derlerse ki işte adımız duyulsun falancayla tanıdığınızda tanışmak istiyoruz bilmem ne. Bu elimizden gelen şeyleri yapabilmek. Herkesin elinden gelen bir şey muhakkak var. Sormadan bilemiyorsun. Yani yanındaki insanın belki de bir söz vardır ya, sizin canınızı sıkan hayatınız bir başkasının hayali olabilir diye. Mesela bu laf çok güzel bir laf. Elimizde çoğu zaman ne olduğunu bilmiyoruz. Yani boyumuzdan, posumuzdan, efendim işte tanıdığımız 2-3 kişinin toplumdaki etkisine kadar bir sürü şeyimiz var. O yüzden yanımızdakine bir soralım, neye ihtiyacım var? Gerçek iyilik bu. Ya gerçek iyilik paraları bilmem ne saçıp savurmak ya da işte bilmem ne işte Greenpeace'in şu eylemine katılmış olmak değil. Gerçek iyilik yanındaki neye ihtiyacı var bir sorabilmek. Bunu sormak gerçekten işte bizim evrimsel ayarlarımızın en temelinde yer alan bir yeri tınlatıyor. Bu arada bunun yani örneklenmesi hani bu benim tüylerimi diken diken de TDD yapan şeylerden bir tanesidir. Bize o kadar çok gönüllülükle alakalı talep geliyor ki.
Yani o kadar çok mail, telefon, işte çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden hikayeyi de abi sizin için ne yapabiliriz, sizle beraber ne yapabiliriz, bir şeye ihtiyacınız var mı, biz de taşın altına elini koyalım, işte eğitimlerden bir bölümde öğrenciler için satın almak istiyorum vesaire diye. Yani o kadar çok insan var ki aslında bu fikrin özünü birazcık da onlar oluşturuyor. Yani abi hediye alıp gelen var ya. Ya böyle tuhaf şeyler var. Hediye niye mesela, ben anlamıyorum bunu yani. Hediye niye geziyor? Çünkü bir şey aldığını düşünüyor burada. Evet, yani evet, evet, o çok evet. Güzel bir his. Yani onu sen dikkatimi çekmiştin. Hakikaten çok hoş bir evet, şey. Evet yani normalde ünlü iletişiminde öyle bir şey olduğunda insanlar çoğunlukla ünlünün elindekini almaya çalışır. Ama gerçekten bizle iletişimde tam aksine insan bize bir şey getirmeye çalışıyor açık beynin geneliyle alakalı. Bu çok, evet, çok yani duygusal olarak çok tatmin edici bir duygu. Biz de olduğumuz yerde ödevini yapan durumda olmak istiyoruz. Bu iyilik konusuyla alakalı. Bu yüzden sosyal sorumluluk projeleri ya da benzer şeylerle alakalı bildiğiniz, yönlendireceğiniz ya da yaptığınız, çalıştığınız tek bir esprisi var. Az önce söylediğim gibi benim bir fikrim var değil. Yapılan işle alakalı, bak bu yapılan iş güzel ya da yürüyor ile alakalı. Gelirseniz biz onu incelemek için küçük bir ekip kuruyoruz. İnceleyip ne yapabileceğimizi, ne tür fayda üretebileceğimizle alakalı çalışma başlattık. Üzerinde yürüyoruz. Hadi gelin beraber yapalım. Bir şey daha eklemem lazım. Güzel kapattın ama ben ona ekleyeceğim. Madem bu konuyu açtık. Ben sanıyorum haftada vasat işi ortalama alacak olursak haftada net 5 tane en az. Şöyle bir fikrim var, bunu geliştirmek üzere sizinle görüşmek istiyorum tarzı mail alıyorum. Arkadaşlar dönemiyoruz bu tip maillere. Şimdi basit bir matematik bu işi anlatır. Her bir fikrim var diyene okey gel abi konuşalım desen geldisi gittisi 2 saat. Haftada 5 saat olunca 10 saat. Bunun araları bilmemlerini kattığında benim bir hafta boyunca başka yapacak işim kalması lazım. Ve herkes benimle görüşmek istiyor enteresan bir şekilde. Yani gerçekten bir tane Mars projesi bile var işin içinde. Yemin ediyorum Mars'ta bir proje de var. O yüzden yürüyen işlere bakın, onları bulun, onları bize haber verin. Hepinizi bekliyoruz bu anlamda. Başka bir şey gelsin.